منذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير والأعسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal birrul valideyn yezidu fil umr vel kedib yankusur rizk ve dua yaruddul kada ve lillahi teala fi halkihi kada in kada inne kada nafize ve kada muhtes وَلِلْاَنْبِيَاءِ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَضْلُ دَرَجَتَيْنِ وَلِلْعُلَمَاءِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَضْلُ دَرَجَةٍ صَدَقَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberen rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etvalar rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ihtilal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten ezerinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Birrul valideyn yezidü fil umr. Anaya babaya iyilik etmek. Baba yoksa yalnız anaya, ana yoksa yalnız babaya iyilik etmek. Yezidü fil umr. Ömrü artırır. Evet. Diğer Kur'an-ı Azimüşşan'dan evvelki semavi kitaplarda da aynı bu hüküm vardır. Mesela Tevrat'ta ikinci sifirde ekrim ebake ve ümmeke letetulu umruk fil ard elleti yutikeher rab. Anana babana ikram et, yeryüzünde ömrün uzar. Cenab-ı Hak sana verdiği şeyleri artarır Allah. Hükmü vardır. İslam'da da anaya babaya iyilik etmek sıle-i rahim mecburidir. Sıle-i rahim ömrü uzatır buyuruyor Peygamberimiz. Halbuki biliyorsunuz ömürler uzamaz, eksilmez. İzâ câcelühe لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ecel geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Kur'an'da böyle. Peygamberimiz de böyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamberimiz burada başka bir şey söylemek istiyor. Evet, doğrudan doğru açık manasını veremeyiz çünkü Kur'an'a zıt. Efendim işte biz böbrek nakli yaptırdık da bilmem şöyle yaptık da bunlar hikayedir. Yaşamayacak adamı ne yapsalar yaşatamazlar. O zaten yaşayacaktı. O senin tedavin basit vasıta oldu. Kur'an'da açık böyle. Bir saniye öne geçmez, bir saniye geç kalmaz. Allah'ın takdiri bozulmaz. Ama Peygamberimiz de böyle söylüyor. Anaya babaya iyilik ömrü uzatır. Ha, diyorlar ki tabii esas şeysini Resulullah bilir, Allah bilir. Ama ulema diyorlar ki bir şu anlamda olabilir. Şimdi Allah'ın yanındaki o kaderi kimse bilmiyor. O kader kesinlikle değişmez. Ama meleklere görev verilen yer levh-i mahfuz. İşte bu adam anasını babasını ziyaret ederse 80 sene yaşayacak. Etmezse 70 sene yaşayacak şeklinde olabilir. Peygamber bunu söylemiştir diyorlar. Bazıları diyorlar ki
şu anlamda olabilir. Şimdi bir adam 90 sene yaşıyor ama rezillik, kepazelik içinde yaşıyor. Buna ömür denir mi? Ama bir adam 10 sene, 20 sene yaşıyor, dünyadan kamımı aldım diyor. Ölsem de gam yemem. O kadar huzur. Resulullah'ın buyurduğu, ömrü uzatır dediği, doyurur Allah. Ömre doyurur. Her türlü isteğini verir. Rahat, mutlu olur. Bu uzama anlamındadır diye yorum yapmışlar. Ama her ikisi de caiz. Allah nasip etsin, cennete gidelim. Kendine soralım. Ne kastettiydin ya Resulallah diye. Evet efendim. Anaya babaya iyilik, sıle-i rahim ömrü uzatır. Ve rızkı bollaştırır, artırır. Sıle-i rahim yapan adamın rızkı artar. Zenginleşir. Zenginleşir. Buna dikkat etmek lazım. Akıldan hiç çıkarmamak lazım. Vel kezibu yan kusur rızk. Yalan söylemek rızkı eksiltir. Evet, peygamberin sözü bu. Yalan söylemek rızkı eksiltir. Mümin yalancı olamaz. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Müminin huyu, tabiatı, yaratılışı yalan üzerine olamaz. Yani bazen yalan söylenir. Nerede? Harpte. Düşman askeri sen işte casusluk yapmaya karşı tarafa gitmişsin, düşmanın arasında yakalamışlar. Düşman, senin ordun nerede dedikleri zaman yalan söyleyeceksin. Mesela şuradaysa o tarafa gittiler diyeceksin ki düşmana hile yapacaksın. Müslümandan kanı dökülmesin diye. Orada yalan söylemek mecburi. Daha karşında, arkamda duruyorlar derse hepsini atı çevirecekler, öldürecekler. Orada mecburidir. Orada mecburidir. Hayatın tehlikede, öldürüleceksin. Orada yalan söyleyebilirsin. Veya dövecekler seni. İşkence edecekler. Orada yalan söyleyebilirsin. Nitekim ilk Müslümanlardan Ammar ve Yasir, Sümeyye annesi, babası Yasir, Ammar da onların oğlu, üçü de Müslüman olmuş. Müşrikler onları yakalamışlar. Ayaklarını, annesinin babasının ayaklarını birini bir deveye, birini bir deveye bağlamışlar. Develeri kamçılamışlar. İşkenceyle bacaklarını ayırarak öldürmüşler. Bunu görünce Ammar, tamam demiş, sizin dediğiniz gibi söylemiş. Orada bunu bir Müslüman görmüş, gizli. O zaman daha Müslümanlık açığa çıkmamış. Koşmuş gelmiş. Demiş, ya Resulallah, Ammar gitti. Sizin aleyhinize konuştu. Efendimiz görüyor manzarayı. Bulunduğu yerden görüyor. Hayır, Ammar bizimdir. Biz Ammar'danız, Ammar bizdendir. İman Ammar'ın etine, kemiğine sinişmiştir. Annesi babası kahramanlığı yaptı. Ama Ammar ruhsatı yaptı. Böyle hayati tehlike varsa böyle yapılabilir. Yalan. Aslında kalben inanıyor. Diliyle onları ölümden kurtulmak için yalan söylüyor. Yani aslında Allah'a inanıp durur. Peygamber'e inanıp dururken bu yalan da caiz. Bu yalan da caiz. Karı kocanın iyi geçinmeleri, ailede muhabbet olması İslam'ın hedefidir. Onun için alacağın kızı, varacağın erkeği, oğlanı seçeceksin. Düşünce, karakter, mali durum, örf adet bakımlarından bu bana uyuyor mu, uymuyor mu? Uyarsa bu iyi geçimin kolaylaşması düşünülüyor. Onun için İslam'da küfürlük vardır. Karı koca arasında denklik aranır. İyi geçime vesile olsun diye. Şimdi düşmeyen bir Allah. Adam durumu iyiymiş. Sonra durumu kötüye gitmiş. Biliyorsunuz insanlar pahalı giyince övünürler. Pahalı ayakkabı alınca övünürler. Bu hanımlarda daha çok olur. Erkeklerde doluyor da. Şimdi adam, kadın böyle iyi pahalı ayakkabılar giymeye alışmış.
Ucuz ayakkabı giyerse gittiği komşular diyor ki işte gördün mü ya seninki adam değilmiş, rezil ediyor seni, giyilecek ayakkabın bu, böyle mahcup ediyorlar. İnsanlar böyle biliyorsunuz. Adam diyor ki 50 liraya ayakkabı almış, 150 liraya aldım hanım. İyi geçim sağlanması için. Buna ruhsat var. Çünkü olmazsa beni rezil ediyorsun, elin içine giremiyorum filan diye kavga çıkacak. Pek iyi değil ama bu, zaruret yok ama ruhsat, izin var. Ama bildiğimiz yalan, hiçbir sebep yokken gördüğün görmedim demek, aldığını almadım demek, bu imanla bir arada bulunmaz. Yalan rızkı azaltır, geçimi daraltır, hayatta sıkıntı sebebidir. Hıyanet demektir yalan. Hıyanet de fakri, kıtlığı celbeder. Ve duâhu yaruttul kadâ. Dua kazayı reddeder, geri çevirir. Evet. Ve lillâhi teâlâ fî halkihi kadâen. Allah'ın halkı arasında iki kazası vardır. Kazâ-ı nâfiz, kesin uygulanan kaza, ve kazâ-ı muhtes, muhtes kaza. Arz ettiğim gibi lâv-ı mahfuzda bu adam işte sıra iram yaparsa şu kadar, sadaka verirse şu kadar yaşayacak ama bunları yapmazsa şu kadar. Bu meleğin gördüğü. Melekler de Allah'ın yanındaki o hiç değişmeyecek kaderi onlar da bilemez. Azrail aleyhisselam canları alıyor. O levhaya bakıyor. Oradaki emre göre bugün sırası gelen kim? Onları alıyor. Gereğini yapıyor. Diğer melekler de işte zelzeleden, şundan bundan sorumlu melekler de aynı şekilde o levh-i mahfuzdan alıyorlar. Orada olabilir. Ha öyle diyor. Bir kazası var. Mübrem kesinlikle değişmez. Bir de böyle muhtes, işte levh-i mahfuzda olan olabilir. Velil enbiyâi alel ulemâi, peygamberlerin alimler üzere, yani Allah'ın istediği ilim, faydalı ilim. Peygamberimiz faydasız ilimden Allah'a sığınmış. Kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. Faydasız ilimden sana sığınırım diyor. Faydalı ilim, dünya ahiret mutluluğunu sana sağlayacak ilim. Evet, bunlar faydalı ilim. Böyle alim, böyle faydalı ilim sahibi alim üzerine peygamberlerin diyor iki derece üstünlüğü vardır. İki derece üstünlüğü vardır. Fazlı derece teyni. İki derece üstünlüğü vardır. Ahirette. Velil ulemâi aleşşühedâi fazlı derece. Alimlerin ise şehitlere bir derece üstünlüğü vardır. Alimler şehitlerden üstündür. Ama işte ilmiyle amil, faydalı ilim sahibi, ilmin gereğini yapmış, vatandaşa, halka öğretmiş, insanlara öğretmiş, emri marufu yapmış, nehyi alim münker yapmış, ilmiyle amil, alim şehitten bir derece üstündür diyor Peygamberimiz. Evet, bir başka hadiste alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstündür. Üstümüzdeki kubbenin çevresinde de bu hadis yazılı. Buraya NATO Genel Sekreteri gelmiş. O Genel Sekreter, amiral neyse general, onu da işte Milli Saraylar Müdürü bizim hocamız Allah rahmet eylesin, demişler ki bunu sen gezdir. Gezdirirken buraya getirmiş. Anlatıyor. Zaten kendisi mimar. Bize de bunları ezberletti hep. Anlatırken orada demiş karma karışık bir şeyler var. Bak kenarlarda var, tepede var, şu yanlarda var. Bunlardan bir tanesi şehidin, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Hadis bu. Onu yazmış Hattat. Bu ne deyince söylemiş.
General hemen selam çakmış olduğu yerde. Muhteşem bir söz demiş, doğru. Çünkü şehitliğin önemini kim anlatıyor insanlara? Alim anlatıyor. Şehitlik en yüksek rütbedir. Allah katında bütün günahların affına sebeptir, cennetlik olmaya sebeptir. Bunları kim öğretiyor? Alim. Onun için öğreten ilim sahibi şehitten bir üstündür. Adam bunu bildiği için hemen selam durmuş. Burada bu camide olmuş bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Alimin şehitlerin üzerine ulemanın bir derece üstünlüğü var. Tabii sadece arz ettiğim gibi rıza-i bari için faydalı ilim sahibi ve ilmiyle amil olanlar, şehitler de Allah yolunda ilahi kelimetullah, yani la ilahe illallah kelimesi yeryüzüne hakim olsun niyetiyle savaşan şehitler, savaşırken ölmüş bunlar. Allah'ın övdüğü şehitler. Tarihe geçeyim, adımdan bahsedeyim, meşhur olayım diye savaşmış, ölmüş. Veya para için savaşmış, ölmüş. Bunlar değil. Bunlar, böyle şehitler kıymetli, böyle güzel alimler de onlardan bir derece üstündür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi anaya babaya iyilik, sıle-i rahim. Sıle-i rahimin en güzeli, annen baban sıkıntıdaysa, sen rahatsan, iktisadi, ekonomik yönün güzelse, onu giydirmen, yedirmen, güzel evde oturtman, rahat ettirmen, onun için infakta bulunman, başta bu. Esas sıle-i rahim budur. Evet, durumu iyi, tamam. Ama öyle olsa bile gidip hal hatırını sorman, bir işiniz, emriniz var mı diye ona, onunla irtibat kurman, isteklerini yerine getirmen, bu da sıla. Gidemiyorsunuz, sen İstanbul'dasın, o Van'da. Evet, telefonla hal hatır sormak da sıla-i rahim yerine geçer. Arz ettiğim gibi esas sıla maddi yönden annenin babanın infakını yapmaktır. Esas birinci madde bu. Ondan sonra bunu yapmakla beraber hal hatır sorarak, yana gidemesen bile telefon ederek onların gönlünü almak da sıla-i rahim sayılır. Sıla-i rahim rızkı artırır. Rızkı artırır. Ömrü uzatır. Ömrü uzatır. Arz ettiğim şartlarda. Evet. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Beriyyüm mineş şuh men edde zekâ vakarad dayf vata fin nâbiye. Cimrilik İslam'da çok kötüdür. Cimri adam paraya tapar, Allah'ın emirlerini çiğner. Parayı çok sevdiği için zekat vermez, sadaka vermez, hayır eserleri yapmaz, bana ne demez. Evet, parayı kıyamaz. Allah'a olan inancından önce gelir onun paraya olan sevgisi. Bu cimrilik çok kötüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki imanını bile satar paraya taptığı için, tarihte bunun örnekleri çoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün ettiği dualar, biz de burada dualarımızda bunu tekrarlıyoruz. Eûzu bike minel buhli vel keseli ve erzel umri ve adabil kabri ve fitnetid deccali ve fitnetil mahya vel memat. Allah'ım cimrilikten en başta, Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Çünkü cimri adam imanını bile satar, namusunu da satar, biliyorsunuz. Bunlar var. Evet, o cimrilikten, en başta cimrilikten sana sığınıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil çok zenginmiş, çok da cimriymiş. Enayi miyim ben ilin adamına para verecek, şey edecek filan diye. Hatta İslam'da biliyorsunuz komşuluk çok önemlidir. Bu komşu düğün yapar, bayram yapar, evi dar gelir, evini tahsis edersin. Yemek verir, yemek kapları yetmez. Şimdi tabii lokantalar var, umumi yerler var ama eskiden öyle değildi. Kapkacağını, kaşığını, yeğenini ona verirsin.
yatak verirsin, kilim verirsin. Bunlara maun denir. Araytel dedi yükezdü bittin. O dini yalan yer görmedin mi sen o Ebu Cehil'i? Bir de baş kendi vermediği gibi. Enayimsin lan sen, niye veriyorsun lan falan diye de verenlere kızıyormuş. Vermeyin ya diyormuş. Evet. Böyle adamlar halen var. Hatta hacca giderken ben baldır çıplak adamları niye besleyecekmişim ya? Yani haccı onları doyurmak anlamını alıyor. Para vermem diyor. Böyle adamlar var. Allah böyle cimrilikten bizi korusun. Yani imanıyla bile oynar, namusuyla da oynar. Başta Peygamberimiz cimrilikten Allah'a sığınıyor. Sonra bizim en çok müptela olduğumuz tembellikten. Eûzu bike minel buhli vel keseli. Tembellik. Çok tembeliz. Biz müminiz. Elhamdülillah millet olarak Allah bizi seviyor. Allah müminlerin dostudur, sever. Ama gereğini yapmıyoruz. Sabah namazı kalkmıyoruz. Uyuyoruz, güneş yüzümüzü doğuyor. Daha erken, rızıklar erken dağılır dediği halde öğleye kadar uyuyoruz. Ondan sonra evimizi oluşturuyoruz. Müşteri gelmiyor, para kazanamıyorum. Efendim size söylemiş, bize söylemiş. Rızıklar erken dağılır diye. Niye kalkmıyorsun? Ama Yahudi, dünyanın en zengin adamı saat 4'te Temmuz ayında ben gözümle gördüm Manhattan'da. Sabah namazı kıldığım sırada o kulelerin sahipleri geldiler, işe başladılar. Allah da adil, Yahudi'yi sevmez. Hristiyan'ı sevmez, kafirdirler çünkü. Muhammed Resulü demedikleri için kafirdirler. Kur'an'ın tabiri bu. Ben Kur'an'dakini aktarıyorum, kızıyorlar bana da. Kur'an öyle diyor. Ülâikümül kâfirûne hakka. Gerçekten kâfirdir onlar diyor. Çünkü Allah üçtür diyorlar. Ötekiler de Zekeriya Aleyhisselam'ı kestiler biliyorsunuz. Allah'ın oğlu diyenler de var. Kâfirdir diyor. Hiç Muhammed Resulullah diyen bir Hristiyan Yahudi görmedim. Kur'an'a göre Muhammed Resulullah demeyen de kâfirdir. Allah kâfiri de sevmez. Ama dünyanın en zengini Yahudiler. Yine zengin devletleri. Şimdi bir işler karıştı ya, Hristiyanlar idi. Neden? Saat 4'te işbaşı yapıyor adam. Gece sabaha karşı 4'te. Rızıkların dağıldığı sırada. Allah da adil, çalışanınkini kesemez. Çalıştığı kadar veriyor. Sen de uyuyorsun. Sen uyurken de rızıklar dağılıyor. Evet, bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Cimrilik İslam'da iyi değildir. Cimri olmamak lazım. Şimdi cimri kime denir, kime denmez? Onun ölçüsünü veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beri'ün mineşşuh. Cimriliğin şiddetlisi. Bu cimrilikten insan kurtulur. Kim? Men eddez zekâ. Adam helalinden para kazanıyor. Haramdan kazanılan paranın zekatı olmaz. Olsa da kurtarmaz. Helalinden kazanıyor, namusunda kazanıyor. Kazandığından da zar zor kazanmış, terlemiş, uykusuz kalmış. Ama Allah Celle Celaluhu zenginler, fakirlere ve etüz zeka, zekat veriniz emrini verdi diye hiç paraya gönlü takılmadan memnuniyetle malının 1/40'ını zekat veriyor ise bu adama cimri denmez. Cimri denmez. 2. Vakara dayf. Misafir gelecek diye gözü 9 oluyor bazılarının. Masraf kabul ediyor onu. Yok yere masraf. Öyle değil. Misafiri çok seviyor. Misafiri ağırlıyor. Lokantaya götürmüyor. Buyur gel. Evde bir şeyler, çorba içelim diyor. Evet, elhamdülillah aziz milletimiz bu ruhta sokaktan geçerken bir çorba içelim, gel hocam. Hamal adam. Böyle ben hocayım lan çok yerim falan. Canımı ye diyor. Şimdi bu ruh önemli efendim. Bu ruh, milletimiz bu ruhta. Misafir eskiden misafir odaları vardı köylerde. Şimdi tabii oteller falan var da oteller yokken aziz milletimizin bu huyu var. Ne kadar güzel. Misafir 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu bırakır gider.
rızık getirir, günahları da sildirir gider diyor Peygamberimiz. Bu adetimiz çok güzel. Misafiri ağırlayana cimri denmez. Misafiri ağırlayana cimri denmez. İki kriterler veriyor Efendimiz. Üç, ve ata finnâbiye. Evet. Darda kalana, zorda olana, sıkıntıya uğrana, uğrayan kimseye veren, veriveren ne cimri denmez. Şimdi elhamdülillah aziz milletimiz güzel bir imtihan veriyor, başarıyor. 2-3 milyon Suriyeli kardeşlerimize bakıyoruz. Devlet adamları cebinden mi veriyor? Senin vergilerinden, şundan bundan, yani senden çıkıyor para. Trafikte senden ceza kesiyorlar, oraya gidiyor. Mesela veriyoruz, besliyoruz. Niye geldin demiyoruz Hristiyanlığa gibi. Geldi de kıyameti koparıyorlar. O da insan yahu. Onu insan saymıyor. Adam ne namus kalıyor, ne evi kaldı, ne barkı kaldı. Her tarafı yakıp yıkıyorlar. Kucak açtık, bakıyoruz. Bu millete cimri denmez. Evet efendim. Barda kalana, işte zelzele olmuş, arabası yanmış, işçi olmuş, iflas etmiş, hemen üzülme kardeşim ya. Al parayı, müsait olduğun zaman ödersin. Veya hiç karşılıksız. Bu adama cimri denmez. Sıkıntıda olana, veriverene cimri denmez. İnsanlara yardım eden kimseye cimri denmez diyor güzel Peygamberimiz. Bu hasletleri uygulamalıyız, sahip olmayız. İnsanlara da aşılamalıyız. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza bu hasletleri yaymalıyız. Böyle tıynette, yaratılışta adamlar yetiştirmeliyiz. O zaman sırtımız yere gelmez. Allah yanımızda. Evet, ne güzel söylüyorsunuz. Tanrı misafiri. Tanrı mı? Ne güzel güzel. Evet, bu Allah'ı memnun eden bir durumdur, haslettir. Allah bu duyguları da bizim aziz milletimizden, Müslümanlardan almasın inşallah. Bu hadisi de Halid bin Zeyd bin Harise Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Birrül hac, it'amut ta'am ve tıybül kelam. Hacc-ı mebrur yapan adam, men hacce, kim hacc ederse, ve lem yerfus ve lem yefsuk, günah işlemezse, orada uşkur peşkir şeylerle uğraşmazsa, hep ibadet eder, Allah'a tevbe eder, istiğfar eder, zikreder, Kur'an okur, tavaf eder ve hacılara kebap ısmarlar, lokantaya götürür, yedirir içirir ise, evet, bu adamın haccı, haccı mebrur olur. Haccın mebrur olması yedirmektir. Müslümanlara ikramda bulunmaktır. Karnını doyurmaktır. Orada zor durum kalmışsa yardım etmektir. Ve tıybül kelam, güzel ses söylemektir. O kadar güzel şeyler ki bunlar. Evet. Şimdi değişik kültürde örfleri farklı. Senin örfün farklı, onunki farklı. Kültürün farklı. Adamlarda mesela sıra beklerken sıraya girmiyor. Gücü gücüne geliyor o zenci herif 2 metre. Sen de bekliyorsun, sen geleli yarım saat olmuş, geliyor şöyle ittiriyor, giriyor sıraya, zemzem içiyor veya şu yapıyor, ibadet yapıyor, tavaf yapıyor, say yapıyor, ama sen öyle kalktırıyor, güçlü ya. Evet, o zaman hay senin demeyeceksin, ağzın bozmayacaksın. Bunlar çok oluyor, şeytan boş durmuyor çünkü. Bu günah. Bu günahı, her zaman günah. Ama haçta işte böyle haksız yere böyle işlemler olduğu için çok çetin imtihan var. Şeytan da boş durmuyor. Seni ezdi diyor. Söv 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 falan diyor. Sövenler var. Tokat atanlar, birbirine girenler var.
hacı mebrur sahibi olacaksan diyor, ağzından kötü laf çıkmasın, güzel ses çıksın. Güzel çık. Yer kavgası yapıyor herif. Birbirlerine giriyorlar yer. Benim yerime oturdun, niye oturdun? Ya Kabe geniş. Ama şeytan boş durmuyor. Hac en zor ibadettir. Bundan dolayı sabır taşı olacaksın. Ne yap? Puh dese sağ ol abi, çok yaşa. Mümkün mü bu? Kolay mı bu? Tükürse, ayağını esse bir şey demeyeceksin. Güzel ses söyleyeceksin. Bu zorluğu yenirsen hacci mebrur sahibi olursun. Anadan doğduğun günkü gibi raca'a keyevme veledetu ummu. Doğduğun gün hiç günah yok. Aynı öyle döner gelirsin diyor güzel peygamberimiz. Peygamberimiz de onu şöyle diyor, bize anlatıyor başka bir şeyi. Bu hadiste böyle hacılara yediriyor, içiriyor. Ondan sonra güzel kelimeler söylüyor. Kesinlikle şiddet göstermiyor. Zehir zemberek mücadele ediyor, münakaşa ediyor. Böyle değil. Ne kabalık yapsa bile gülüyor. Geçiyor. Bir şey demiyor. Bu imtihanı kazananlar mecci mebrur sahibi olur. Mekarim-i ahlak, ahlakın en güzeline sahip olur. Tertemiz, tertemiz döner gelir. Günahların hepsini bırakır gelir, tertemiz gelir. Evet, Hakim Müstetekin'de Cabir Hazretlerinden bunu nakletmiş. Evet, bunu hacılar hiç kafaya koymalı, hiç unutmamalı. Kuyruğa giriyor şimdi. Hac zamanında herkes yüklendiği için gümrük memuru gece gündüz çalıştığından zaten sinirleri gergin. Orada azıcık bir şeyler yapıyor. Hemen hacı bağırıyor. Benim vergimlik burada çalışıyorsun sen hayvan falan. Barut gibi hacılar. Yok demeyeceksin. Sabredeceksin. Evet. Keza oturduğu yere yanlışlıkla oturmuş. Niye oturdun lan hayvan falan? Yo yo yo. Hacı efendi, bu sana yakışmaz. Güzel laf çıksın ağzından. Galiba bir yanlışlık oldu. Burası benim hakkım filan gibi güzel lafla. Evet, bunları sabredip güzel laf ederseniz mebrur hac sahibi olursunuz. Haccul mebrur karşılığı cennettir diyor peygamberimiz. İnsanı cennete götürür. Bunu hiç unutmamak lazım. Giderken buna alışmak lazım. Kendini buna göre hazırlamak lazım. Birrul mer'atil mü'mine. Mü'mine iffetli, kocasına itaatli, Allah'ın emirlerini yerine getiren saliha bir kadın. Kâmeli seb'ine sıddîkan. 70 sıddık ameli gibi muamele görür. Kadınlar duygusaldır. Çabuk kızarlar, çabuk gülerler, çabuk ağlarlar duygusal oldukları için. Ondan dolayı erkeklerin bir şahitliği onların iki şahitliğine bedeldir. Yahut da kadınların iki şahitliği, iki şahit kadın bir erkek yerine geçer. Nikahta mutlaka bir erkek şahit. İki tane kadın, iki şahit yerine iki kadın. Evet, duygusal olduklarından dolayı. Ceza hukukunda kadınların şahitliği geçerli değildir. Duygusal olduklarından. Peygamberimiz bunu aklı yarımdır diyor. Kadınların aklı yarımdır. Dini de yarımdır. Dini yarısı yarım olur demiş Ayşe anamız. Ya Resulallah bizi çok demiş küçülttün. Demiş her ay demiş namaz kılmıyorsun. Oruç tutmuyorsun demiş. Ha tamam demiş. Her ay Allah öyle yaratmış. Oruç tutmuyorlar, namaz kılamıyorlar, camiye gelemiyorlar. Evet. Dini yarım, aklı yarım, çok duygusaldırlar. Hemen feryat ederler, hemen ağlarlar. Duygusallıklarından dolayı bunlar soğukkanlı olamıyorlar. Ondan dolayı aklı yarım diyor. İşte böyle buna rağmen, bu duygularına rağmen bir kadın
ağzından kötülük çıkmamış, elinden kötülük çıkmamış, iffetini korumuş, kocasına karşı gelmemiş, saliha bir kadın, ameli 70 sıddık ameli gibi hesap görür, işlem görür. Bu iffetinden dolayı, aklının zayıflığına rağmen, dininin noksanlığına rağmen güzel bir kadın işte böyle muamele tabi tutulur. Ve fucurul mer'atil facire ke fucuri elf facire. Ama tam aksine çapan oğlu cak şeytan gibi bir kadın, fitne fucurlu bir kadın da facire, bir kadın da bin facir adam gibi muamele görür. Erkek o kadar insanları saptıramaz. Kadının dili, yaratılışı, şu konuşması, şunu bunu insanları daha çabuk ısındırır veya bozar veya iyileştirir. İşte kötü kadın erkekleri, diğer insanları çabuk şey eder, bozar. Çok insanı bozar. Çünkü etkilidir, cazibelidir her bakımdan. Çok kötülük kaynağı olur. Ondan dolayı bu facire kadın da bin kadın olmayan bin facir insan gibi muamele görür. Öyledir, öyledir. Çok sapıttıktan dolayı. Ebu Umame el-Bahili Hazretleri radıyallahu anh'tan meselül mer'eti saliha fin nisai kemesel gurabil asam ellezi ahta ricleyhi beydaa. Evet, salihe bir kadın neye benzer? Asam denilen kargaya benzer. İki ayağından birisi beyazdır, tertemizdir. Eli ayağı tertemizdir. Böyle salihe kadın ağzından, şeyinden, aklına, duygularına rağmen böyle olursa işte böyledir diye hadis-i şerifte var. Evet, atın makbulu ayağında beyazlık olan, ön ayağında beyazlık olan, ona asam at derler. İyi koşar, hemen tembel değildir, isyankar değildir, serkeşlik etmez. Serkeşlik etmez. Aynı salihe kadın da böyle, atın iyisi gibi insanların iyisidir. Duygularına rağmen böyle seçkindir demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi sokakta öyle giyinmiş, öyle yürüyor ki bütün erkeklerin dikkatini çekiyor. Birçok kötülüğe teşvik edici oluyor. Erkekte bu hasta o kadar yok. Kadın daha çok böyle insanları kötülüğe çektiği için, facire kadın böyle bin kötü insan gibi, salihe kadın da 70 sıddık ameli gibi bütün şeylerine rağmen düzgün salihe olunca da 70 sıddık muamelesi görür diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşşir hazihil ümme bis sena ve din ve rif'a ve nasr ve temkin fil ard. Femen amile minhum amel el ahire lid dünya lem yekun lehu fil ahire min nasib. Şu benim ümmetime müjde olsun. Müjde ver ey karşımdaki sahabi. Git herkese duyur. Müjdele bu ümmeti Muhammed'i. Ümmeti Muhammed iki kısım. Son zamanda ahir zaman peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyanın son diliminde peygamber, ahir zaman peygamberi. O devirdeki bütün insanların peygamberi peygamberimiz. İnsanların, cinlerin peygamberi. Eyyühennaz, inni Resulullah ileyküm cemiyan. Ey insanlar, hepinize peygamberim ben. Kur'an'da ayettir. Ama bu İslam davetine Hristiyanlar inanmıyor. Yahudiler inanmıyor.
işte komünistler inanmıyor, ateistler inanmıyor, Hindular inanmıyor, kurbağaya tatıyor, yılana tatıyor, tapıyor. Ha böyle, bunlar davet ümmeti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da peygamberi. Ama onlar davet ümmeti. Davet etti, inanmadılar. Elhamdülillah bu davete biz he dedik, peki dedik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedik. İcabet ümmeti, kabul edenler. İşte bu icabet ümmeti. Evet, bu Allah katında kıymetli bir ümmettir. Allah Celle Celaluhu özel muamele yapıyor ümmeti Muhammed'e. Evet. Şimdi Resulullah Efendimiz sohbet ederken Beni İsrail'den bir mücahitten bahsetmiş. Hakiki mümin, mücahit. 80 sene savaşmış. 80 sene. Allah yolunda savaşmış. Onların ömürleri uzun. 200 sene, 300 sene. Bizimki kısa. Herkes iş geçirmiş, sahabi. Zaten ömrümüz 60-70 genelde. 70'i geçen az. Onlar ise 200-300 sene yaşıyorlar. Nereden 80 sene cihat edebileceğiz? İç geçirmişler. Evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesini indirdik. Kadir gecesi ne olduğunu sen biliyor musun Habibim? Hayrun min elfi sene. 1000 yıldan hayırlıdır Kadir gecesi. Bir gecesi 1000 yıldan hayır. Ümmet-i Muhammed'e verildi bu. 1000 yıl. Evet, ondan hayırlıdır. Ötekiler 80 sene. Bir gecesi 1000 yıldan hayırlı. Şimdi adam 60 sene yaşasa 15'ini şeye çıkar. Yani büluğden evvelki döneme çıkar. Kaç kalıyor? 45 değil mi? 45'i çarp bakayım bir. 1000 her sene bir şey var ya. Kadir gecesi 1000 ile çarp bakayım 45.000'i. 45.000 etmiyor mu? Onlar 80 olsun. Evet. 80 sene çarpışsın. Biz bir gecede onları sallayıp geçiyoruz. Bu ümmeti Muhammed'e verilen Allah'ın bir lütfudur. Kur'an'da var bu efendim. Evet. İşte ümmeti Muhammed Allah'ın katında kıymetlidir. Onlar diğer Hristiyanlar, Yahudiler, müminler, ötekiler cehenneme, ila cehenneme zümera, Muhammed Resulullah demeyenler. Daha evvel gerçek Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber diyenler, bozulmamış Yahudiler, Hristiyanlar, mümin onlar da. Onlar diyecekler ki ya Rabbi onlara çok verdin ya, bir gecede 1000 yıllıktan fazla verdin. Efendimiz buyuruyor ki ben sizin çalıştığınızdan kestim mi? Hani bir işçi getiriyorsun, kaç arkadaş? 20, 200 lira mesela. Çalışıyor alıyor. Biz çalışıyoruz, 2000 lira alıyoruz. Onlar diyor ki niye bana 200 verdin? Ona 2000 verdin. Ben sizin anlaştığımız ücretinizden kestim mi? Kesmedin. Öteki benim ikramım. Onları çok seviyorum Muhammed'den dolayı. Ben sizin hakkınızı kestim mi? Hakkınızı aldım, anlaştık aldınız. O Muhammed Aleyhisselam'ın sevdim, kainatı yarattım. Ona inananları da çok seviyorum. O benim hediyem, ikram. Sizin hakkınızı kesmedim ki buyurur Allah. Evet, ümmeti Muhammed'in Allah katında kıymeti büyüktür. Ve dinde sağlam temekkün sahibi olurlar. Ve rif'a, yücelirler dünyada, ahirette. Evet. Sahabi-i kiram hiçbir şeyleri yoktu. Bir hafta bir hurmayla geçiniyorlardı. Ama Allah yolunda olan gayretlerinden dolayı dünyayı titrettiler. Aziz oldular. Bizans ordularını yendiler. 3000 kişi 150 bin kişilik orduyu Mu'te'de yendi, orlarda yendiler. Gittim gördüm oralara. Biz Malazgirt'te 50 bin kişiydik. 250 bin kişilik Bizans'ı duman ettik, yendik. Çanakkale'de top bir tek tüfek. Karşı tarafta mitralyoz var. 7 düveli denize döktük.
Evet, Allah'ın yanında böyle Allah onları sevdiği için yüceltmiştir, yardım etmiştir. Dünyaya hükmetmişlerdir. Evet, kanunu bir mektup yazıyor Şarlken'e. Hizaya gel lan, yoksa gelirim seni hemen emredersin efendim diyor. Öyle bir izzet sahibi olmuş müminler. Başka da var tabii, başka da var. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde başka da var. Müminleri Allah yüceltir ve yardım eder. Van Nasr alel ade, arz ettiğim gibi çok savaşlarda kem min fiyetin galiletin galevd fiyeten kesira, dirilişte de söylüyor ya, yılmak yok. Biz kadere inanıyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Biz Allah'ın yoluna gireriz. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Çok olan değil. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Tamamen dinin şeylerini öğretiyor. O inançta olduğu için de Allah aziz ediyor. Koca orduları tarumar ediyor. Yardım ediyor düşmanlarına karşı. 313 Bedir'de İslam askeri var. Sopa ile taşla. Düşman ise 1000 kişi, atlı, süvari, oklu. Ama 313 kişi Allah için seve seve ölmeye hazır. Çekinmeden atladılar. Yıldırım gibi 1000 melek gönderdi. Ve emdetnâküm bi emvâlin bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. 1000 melek gönderdik. Sarıklı diyor Allah. Müsevvimîn. Bu sarık oradan gelme. Cebrail aleyhisselam da varmış aralarında. Onunki sarı sarıkmış. Diğer meleklerin beyaz sarıkmış. Sarık oradan geliyor. Ondan sonra peygamberimiz hep sarık sarmış, sardırmış valilerine. Şimdi şeytan Cebrail'i tanıyor ya. Ebu Cehil'e dayan aslanım, dayan. Bu iki çabulcu bunlar, görüyorsun silahı yok, atı yok, bir şeysi yok. Sizin atınız var, silahınız var. Dayan aslanım diyormuş Ebu Cehil'e. Cebrail aleyhisselam bir melekle tekbir getirip inmiş. Eskiden Cebrail aleyhisselam bildiği için şeytan kovulmadan evvel demiş ki ben öyle sıkıntıya gelemem, bana gidiyorum, ben gidiyorum demiş. Ebu Cehil yalnız bırakmış ve rezil oldu ve kellesi gitti Ebu Cehil'in tabii. Hem de cılız bir adam tarafından kellesi koparıldı. Yani bu kelimeyi sevmiyorlar ama şimdi Abdullah Mesud Hazretleri guru gibi bir ufacık adammış. Bacakları çocuk bileği gibi incecikmiş. Herkes dalga geçmiş onlara. Ne biçim erkek lan bu demişler. Çocuk kadar eli bacağı var, kemikleri. Efendim demiş, onda öyle bir kafa var ki demiş, hepinizden üstün. Büyük alim, fakih. Müslüman olmuş. Kabe'ye dayanmış, Kur'an okuyor. İslam açığa vurulduktan sonra, Hazreti Ömer'in Müslümanlığı oluşundan sonra İslam açığa vuruldu. Daha evvel gizliydi. Dayanmış böyle Kabe'ye, Kur'an okuyor. Kur'an'ı inanarak duygulu okursanız çok etki eder. Kafirler de Kur'an'ın Arapça dil bilgisi bakımından çok etkilenmişler, toplanmışlar başına. Ebu Cehil görünce şeyler atmış. Hemen gitmiş, bir bakmış o Ebu Abdullah Mesud Kur'an okuyor. Ulan demiş, karga, kara karga demiş, milleti bir şey diyorsun, kandırıyorsun. Ebu Cehil de 2 metre 90 kilo. Tam cehennem çırası. Öteki adam da üfürsen uçacak kadar zayıf. Böyle bakmış, arkasını Kabe'ye dayamış, yay gibi gerilmiş, tam kasığına bir tekme atmış, anam diye yıkılmış herif. O kalkıp doğruluncaya kadar da sıvışmış, kaçmış yani. Sonra onu yakalamış Zemzem kuyusunun başında, takonya ile kafasını yarmış, sağını solunu yaralamış, dövmüş yani. Şimdi Ebu Cehil Medineli iki delikanlı savaşarak yaralamışlar, yere düşürmüşler. Öldü diye bırakmışlar. Halbuki ölmemişmiş.
Peygamberimiz diyor şimdi o Takonya hikayesini şey edecek, ödettirecek. Kim demiş Ebu Cehil'den haber getirir? Ben demiş ya Resulallah. O cılız adam bir gitmiş seninki dağ gibi koca göbenle horlayıp duru, hırlayıp duru. Kolay mı çıkar canı gavurun? Nasıl danalığa gibi böğürüyor. Ayağını üzerine koymuş. O yaralı yatıyor. Gözünü açmış. Ulan demiş karga, çok yüksek dağa bastın demiş. Yuvarlanırsan kolun kanadın kırılır. Kendini öyle yüksek dağa benzetiyor. Hem demiş söyle o senin adamına, eskiden bir düşmansam şimdi 1000 düşmanım deyince çekmiş kılıcı, kafasını koparmış. Kafası teneke kadar kocaman, taşıyamamış. Sakalından tutmuş sürüye sürüye getirmiş peygamberin önüne. İşte haber bu demiş ya Resulallah, Ebu Cehil bu. Peygamberimiz öyle hoşuna gitmiş, o dayak hadisesini biliyor ya. Ağızları böyle yanağına kadar açılmış, tebessüme, hiç kahkahayla hiç ömründe gülmemiş. Tebessüminden böyle eski hikayeyi bildiği için böyle dua etmiş. Evet, düşmanlarına yardım ediyor. Yeryüzünde hakim oldular. Dünyayı titrettiler Müslümanlar. Evet, insanlara önder oldular. Ümmeti Muhammed'in böyledir. Bana uyarlarsa, Allah'a uyarlarsa böyledir. Hemen amile minhum amelel ahireti lid-dünya. Kim ümmeti Muhammed'den ahiret işlerini dünya için yaparsa, şimdi adam namaz kılıyor, işte fazladan namaz kılıyor, hayır yapıyor, okul yaptırıyor, hastane yaptırıyor, caddenin kenarını yapacaksınız, adım da yazacaksınız. Derdi ne? Meşhur olmak. Helal olsun adama ya, koca okul yaptırmış dedirtmek. Hacca gidiyor alay vala ile. Hacı oldu dedirtecek. Dünya için ahiret işi yapıyor. Hac ahiret işi. Hayır yapmak ahiret işi. Ama dünya hedefini güderek yaparsa, dünyayı kazanmak için, meşhur olmak için yapar. Lem yekun lehu fil ahireti min nasib. Ahirette hiçbir şey alamaz. Şimdi okul yaptıranlar, hastane yaptıranlar var ya, biz yaptırmayın demiyoruz. Yaptırsınlar. Ama işin aslı böyle. Kitaplar açılacak. İkra kitabek, Kur'an'da ayet. Oku kitabını, yazını. Bakıyor, hiç okul, hastane yok orada. Cami yaptırmış herif, yok. O da bir ton para harcamış. Hep de rüşvet vermiş ticareti yürütmek için. Yalan söylemiş, karanlık işte onlar var. Ben bu kadar okul yaptırdım, cami yaptırdım. Cevap, sen onu dünyalık için yaptın, meşhur oldun bak. Her gazeteler adın geçti, herkes Nikola hayırsever adam dedi. Dünyada aldın, hedefine ulaştın. Bizim için yapmadığın için adın yok burada derler diyor Peygamberimiz. Onun için namaz kılacaksan Allah için kıl. Bana ne sofu desinler diye kılma. Hac edeceksen Allah için hac et. Hayır hacı oldu ya falan dedirtmek için hacı olma. Evet hayır edeceksen şöhret sahibi olmak için yapma. Ahirette zırnık alamazsın öyle diyor. Ve lem yekun lehu fil ard min nasib. Hiçbir nasibi yoktur diyor. Hiçbir şey alamaz. Dünyada yaptığının karşını şak şak çekerler. Omuzlarda taşırlar ama öbür tarafta bir şey yok. Her şey Allah rızası için yapılmalı. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna yapılmalı. İnsan o uğurda yaşamalı. Ahmed İbni Hanbel'dir. Evet. Hakim Müstetekin'de Übey İbni Ka'b Hazretlerinden nakletmiş. Beşşiril meşşâine fil zulem ilel mesacid bin nuri tam yevmel kıyame.
Ey karşımdaki sahabiler, kıyamete kadar sabah karanlığında cemaatle namaz kılmak için camiye yürüyenleri, karanlıkta yürüyenleri müjdele. Neyle? Bin nuri tam. Tam bir nur ile. Evet. Mahşerde kıyamet koptuktan sonra bir İsrafil Aleyhisselam bir sur daha üfleyecek. Bütün herkes dirilecek. Mahşer denilen yerde toplanılacak. Orada herkes birbirini görecek. O kadar insan sığacağı yer Allah'ın içi. Git ona sor arkadaş. Neresi var bu? O Allah öyle diyor. Mahşerde toplayacağım diyor. Bâsi bâdel mevt hakkun. Evet. Toplayacak. Hiç saklanacak yer yok. Herkes birbirini görecek. Orada bazen zifir karanlık. Evet. Dünyada haram işlemiş. Faizcilik yapmış. Rüşvetle karnını doyurmuş. Kötü işler yapmış. Bilhassa faiz. Karınları böyle davul gibi şişecek. Karınlarını, Kur'an'da var bunlar. Göbeğini taşıyamayacak herif. Küt yatacak, düşecek. Karanlık olduğu için dolaşanlar ayağına, önüne gelecek. Hay seni diyecekler, kızacaklar. Ayağına takıldı, onu da düşürdü çünkü. Ama bir takım insanlar var ki güneş gibi parlayacak. Ezanı camide dinleyenler, erken gidenler. Erkenden gelmiş, sabah ezanı camide dinliyor. Erkenden gelmiş, yatsıyı, öğle yıkındığı akşamı camide dinliyor. Cemaate erken gitmiş, camide ezanları duyuyor. Güneş gibi parlayacak. Öyle, nuru tam. Gece karanlığında mescide giden sabahleyin bilhassa erken gidenleri tam nurla, onlar güneş gibi orada parlayacaklar. Sen bu kadar erken davranamamışsın, yolda gelirken ezan okunmuş. Seninki ay gibi parlayacak. Bu kadar da erken darlayamamışsın, abdest alırken ezan okunmuş. Yıldız gibi parlayacak. Yok, ezan okunduktan sonra camiye çıkmışsın evden, namazın kabul, 27 derece alacaksın de, aman böyle özel nur yok. Erken gidenlere güneş gibi tam nurla müjdele. Hadi camiye erken gidin. Erken gidin. Kur'an okuyun. Estağfurullah deyin. La ilahe illallah deyin. Demeyeceksiniz bile. Oturun, namazı bekleyin. Aynı zikir sayılır. Erken mescide gidenleri, karanlıkta gidenleri tam bir nur ile müjdele. Ey sahabi, sahabilerim. Evet, yevmel kıyame, kıyamet önünde nerede? Sırat köprüsünden geçerken. Görünce düşmeyecek. Şimşek gibi geçecek. Evet, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi düşe kalka geçecek. Şimşek gibi geçmek için aha böyle yapacaksın. Camiye erken gideceksin, zekatını vereceksin, cimrilik yapmayacaksın, haram işlemeyeceksin, şimşek gibi geçeceksin. Abdest alırken de, ayaklarını yıkarken Allahümme sebbit kademeyye ala sıratı yevme tezülü fî akdamil münafıkîn. Münafıkîn. Ya Rabbi, münafıkların ayağının kaydığı günde sırat köprüsünü geçerken ayağımı kaydırma diye dua edeceksin. Yakışıklı abdest alacaksın. Evet, kıyamet günü sırat üzerine tam bir nur verilir onlara. Tam bir nur. Hem de mahşerde toplanırken böyle tepelere çıkarlar. Herkes görür onları. Allah, ne adam ne iş be diye gıpta ederler. Gıpta ederler erken camiye gidenlere. Evet, alel menabiri, minberler üzerinde. Evet, erken böyle nurlu olmak istiyorsan sabah namazını erken git camiye, camide bekle. Evet, bu nurdan yalnız sabah namazında değil, likülli meşyin ilel cema'a, cemaate her gidişte böyledir. Camide kıl namazını,
bu nurdan nasibini al diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Kıyamet günü cuzu binurin, nurla cezalandırılırsın. Karşılığı nurdur. Yevme teral müminine beyne eydihim ve bi eymanihim yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Müminler o gün görürsün, camiye erken gitmiş, camiye gitmiş. Önlerinde nur, sağında nur. Nuru takip edin. Herkes karanlıkta dep düş. Düşerken müminler onurla camiye gidenler takip edecekler. Bir bakacak Havz-ı Kevser'e gelmişler. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin gibi radıyallahu anhüm hoş geldin buyur iç diyecekler. Evet. Yıldızlar kadar çok tasları var diyor. Suyu da tükenmeyecek diyor havzımın. Oradan içen bir daha susamaz. Sıkıntı çekmez. Şimdi o giderken o nurdan olamayanlar, ben de Müslümanım ya, biliyorsun ya be. Evet, bizim tarafımızda bir bak da şu nurundan biz de yararlanalım. Ne yapacağım? Vazgeçeceğim yeri göremiyorum arkadaş ya. Asgari arkadaş, komşuyuz ya, biliyorsun ticaret ortağıyız filan. Aynen Kur'an'da var. Biz bu nuru dünyada kazandık arkadaş. Dünyaya dön kazan. Dünyaya dönmek mümkün mü? Mümkün değil. Evet, onu haber veriyor güzel peygamberimiz. Nurlu olsun, sıkıntıya uğramayalım diyorsan sabah namazına erken git, diğer namazlara erken git. Camide bekle ezanın okunmasını. Tam bir nurla, evet, nurlanırlar. Evet. Orada bunu görünce ötekiler ayağıma takıldı. Birbirlerine Allah ne kadar rezalet. Rabbena etmim lena nurana. Allah nurumuzu tamamla. Daha çok ver diye dua ederler. Vagfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allah'ım bizi affet. Sen her şeye kadirsin diye Allah'a yalvarırlar. Evet. Allah'a yalvarırlar. Camiye erken gitmek işte orada nurlu olmak demek, sıkıntılardan kurtulmak demek. Ona göre Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace, diğer Büreyde bin Hasib, Said, Enes, Sehl, Ayşe radıyallahu anhum hazretlerinden nakledilmiş bu hadis-i şerif. Evet. Bir de aynı mahalde hadis-i şerif var. Beşşir el müdlicine illel mesacid fi zulem bi menabire min nurin yevmel kıyame. Camiye karanlıkta erken gidenler, şimdi karanlık kalmadı, elektrikler var, erken git. Yağmurda, çamurda kalmadı, her taraf asfalt, her taraf yol. Erken git de hiç olmaz, o erken gitmekten kazan. Erken gidenleri nurdan minberler üzerinde mahşerde müjdele, bunlar verileceğini. Evet. Münafıklar unzuruna naktabis min nurikum, hadis suresi 13. Şöyle arkadaş yahu, beraberdik biliyorsun, dön bize de biz de bir önümüzü görelim ya, karanlıktan mahvolduk derler. Onlar derler ki, biz bunu dünyada kazandık. Hadid 13. Evet. Bu fırsat şimdi sağ kalan müminlere var. Camiye erken git. Sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber ol. Ve hasune ulaike rafika. O ne güzel arkadaşlıktır. Yefze'un nasu ve la yefze'une. Zangır zangır titrerler. Çocuk anında beyaz saçları ağrır diyor. O dehşetten, öyle dehşet. Cehennem kükreyip durur. Vezel cahim su'irat. Cennette gelinler gibi süslenmiş. Onu da görüyorlar. O cehennemde kükreyip durur. Çabuk ver, çabuk ver. O durumda hesap kitap işi anında saçları artır. O sıkıntılı günde nurdan minberler üzerinde safa sürmek istiyorsan diyor peygamberimiz, camide kıl namazını, erken git.
Beşşiril münafiki meşayine fi zulam ila salati binurin sa'ti'. Gene aynı mealde camiye giden müminleri nur ile müjdele, nur ile müjdele. Bir başka Buhari Müslim, men gada ilel mescidi evraha a'addallahu lehu nüzleten nüzlehu minel cennet. Her gidişte cennette bir köşk var. Sabah gittin bir köşk, öğlen gittin bir köşk, ömrü bile camide kılmış, hep köşkler senin. Bir benim o kadar köşüm nereye sığacak? Dolmayacak cennet. Ya Rabbi beni yarattın, yarım boş kaldı diyecek. Allah yeni halk yaratacak diyor Peygamberimiz. Cennet geniş, herkese yer var. Bu kadar köşk senin olsun, camiye erken git. Evet, her rivayet, her gidiş gelişinde Efendimiz buyuruyor ki azamun nasu ecran fis salati ebaduhum fe ebaduhum memşe. İnsanların namazda en çok alanı evi en uzak olanıdır. Her attığımda bir günah siliniyor, bir derece veriliyor. Uzaktan yürüyerek gel. Biz bu kadarına varamıyoruz üstünüze, arabanla gel diyoruz, yine de gelmiyoruz. Yürüyerek gelirsen hem doktor yürü diyor, bak ayağın tutulmaz diyor. Ama biz tuvalete bile arabayla gidiyoruz. Mahvettiler bizi. O kadar tembel alıştık. Tuvalete bile arabayla gidiyoruz. Efendimizle camiye yürüyerek gidin, uzak yerden de olsa gelin. Her adımınıza bu müjdeler var, bu nurlar var, orada yaşamak var. Efendimiz yalan söyler mi? Allah bizi ıslah etsin. En uzak yoldan gelen en çok alır. Hani öteki gelenler de alır 27 derece falan filan da bu bambaşkadır. Yaya gelenler, uzaktan gelenler bambaşkadır. Evet. Vellezî yentazırü salâte hattâ yusallîhâ ma'al imâm âzım ecrem minellezî yusallî sümme yenâm. Camiye gelmiş, imamla beraber namaz kılmış cemaat halinde ecri. Yalnız kılsan da namazın borcun ödenir, sevap alacaksın ama camiye gelip de imamla beraber namaz kılan adam bambaşkadır ve selam. Yevmel kıyame, nurları en muazzam olanlar bunlardır. Camide erken gelmiş, imamla beraber namaz kılmış, namazınız garantili, geçerli belgesi var. Evde kılarsan yanlış mı okudun, doğru mu okudun hikayeleri, soruları var. Gelin camiye, uydum şimama deyin, yıkın imam üstüne, garanti belgesi alın gidin, bu müjdelere erin. Koca da düzgün kıldırırsa, 500 kişi namaz kıldırırsa 500 kat alacak. Onun da öyle şeyi var. Bir de İmam Azam diyor. Evet, mal İmamül Azam. En büyük camide namaz kılmak en faziletlidir. Evet, mahalle mescidin hakkı vardır ama Süleymani'nin de hakkı var, Selimiye'nin hakkı var. Büyük camide namaz kılmak ötekilerden daha faziletlidir. Bir, bu caminin imamı çok bilgili, çok güzel okuyor, çok ihlaslı, takva sahibi. Ona gidebilirsin. Hepsi eşit değilsen mahalle mescidinde kılabilirsin. Böyle şey yevme. Beyne eydihim ve an eymenim ve an şemailihim. Evet, onların solundan, sağından muazzam nurlar vardır. Etrafına ışık uyun, ışık, ışık saçarlar onlar. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve an eymenim ayetinde Tahrim suresi 8. Hazreti Enes'ten nakledilmiş. Şu hadisi okuyayım, sizi bırakayım. Beşşirin nas men kâle la ilahe illallahü vahdeh la şerike leh vecebet lehul cenneh. Amma da müjdeli. Şu insanlara, bütün insanlara haber ver. Men kâle la ilahe illallah, Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur, benzeri şeriki yoktur. Bizim bildiğimiz Allah'ın sıfatlarıyla böyle bir Allah yoktur. Ancak böyle bir Allah vardır. Vahdehu tektir, zatında sıfatlarında tektir. La şerike lehu, onun ortağı yoktur.
onun ortağı yoktur. Vecebet lehul cennet. Bunu demiş, bu kelimeyi iptal edecek bir küfürde bulunmamış, bir fiilde bulunmamış, bu sözünün gereğinde yaşamış, böyle ölmüş. Vecebet lehul cennet. Bu hal üzere ölürse cennet ona vacip olur. Evet, bu kelimeyi kaldıracak iş yapmamış, ebediyen cehennemde kalmaz. Yaptığını af çıkmazsa, şefaat olmazsa cehenneme gider, sonra yine ebediyen cehennemde kalmaz. Ehl-i sünnet inancı bu hadise dayanır. Günahı kadar çekti mi gelir cennete. Gelir, affa uğrarsa hiç gitmez. Şimdi bir daha müjdeli hadis var. Burada da aynı şey ya. Şimdi adam ölür diyor Peygamberimiz. Mümin ölür. Biliyorsunuz iyileri sağ taraf yazıyor. Sağdaki melek kiramen kadibin, kötülükleri, günahları da soldaki yazıyor. Bu kötü değil. Allah'ın görevlisi, kötülükleri görevle yazıyor. Şimdi adam Allah'ın huzuruna gelir. 95 cilt kitap tutmuş, yaptığı günahlar sağ yazmış, senetli sebetli, saatli günlü zabıt tutmuş. Allah Celle Celaluhu, bir diyeceğin var mı? Yok ya Rabbi, ne diyeyim? Sen unutuyorsun ama bu yazıyor, zabıtlı, nasıl unutacaksın? Bir diyeceğim yok. Başka bir şeyin var mı? Yok ya Rabbi. Cenab-ı Hak buyurur ki diyor Peygamberimiz, hadisi bu. Var kulum, var. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü dedin. Bunu iptal edecek bir küfür söz söylemedin, bir küfür iş yapmadın. O var. Melekler dedi ki bu kelimeyi koyun terazinin bir kafesine. 95 ciltlik günah defterini de oraya koyun, günahlarını koyun. Bu kelime ağır gelir, mümin kurtulur diyor. Hadis böyle, ne kadar müjdeli. Evet, ama gevşemeyin. Yamukluk yaparsak, Azrail Aleyhisselam ölürken böyle çok çirkin bir kılığa giriyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki sadece bu yeter diyor, cehenneme gerek yok. O ateşe dayan İbrahim Aleyhisselam o çirkin kılığını görünce bayılmış düşmüş. Sadece bu çirkin kılığın, bu yamukluk yapanlara çirkin kılığın yeter diyor, cehenneme gerek yok. Bir o var. İki, bu şeye kadar, mahkeme kübraya kadar kabir azabı var. Bu dediğim hani mahkeme kübra kurulacak, ameller tartılacak. Hadi sen cennete, sen cehenneme. O zamana kadar ne yapacaksın? Hiç gevşemeye gerek yok. İşi sıkı tutalım. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. La ilahe illallah kelimesini etimize, kemiğimize sinştirsin inşallah. La ilahe illallah kelimesinin izzetiyle bize izzet versin. Zinetiyle bizi zinetlendirsin inşallah. Son sözümüz de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsun inşallah. Ba'asallahu Nuhan. Nuh Aleyhisselam'ı Allah gönderdi. İsmi Abdülgaffar'dı. Evet. İsmi Abdülgaffar'dı. Nuh dendi ona. Evet. Uhnuh'un oğludur o. Uhnuh. İdris Aleyhisselam. Peygamberlerin meşhurlarındandır. Ve birinci babamız Adem'dir. Nuh ikinci babamızdır. Ebu Sani derler ona. Ülül azim peygamberlerdendir. Li erba'ine sene. 40 yaşında peygamber oldu Nuh Aleyhisselam. Öyle diyor Peygamberimiz. 40 yaşında. Ve lebise fi kavmi elfe sene illa hamsine amen. 950 sene peygamberlik yaptı. 950 sene. 40 yaşında peygamber olmuş, kaç oldu? 990 oldu. Ve
diyorlar ki tufan şeyden sonra 60 yıl daha yaşadı. Nuh tufanından sonra 60 yıl, 990, 60'ı da ilave et 1050 sene hadise göre. Bazı yerlerde de 1450 sene yaşadı diyorlar Nuh aleyhisselam. Sormuşlar dünya nasıl demişler. Bir kapıdan girdim, bir kapıdan çıktım. Ne olduğunu anlayamadım. 1450 sene yaşamış, dünyanın ne olduğunu anlayamadım demiş. Dünya değer vermeye değmiyor yani. 1450 sene. Evet, 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da da var. Şimdi Hud suresinde var. Evet, bu hadis-i şerifte de 950 sene peygamberlik yaptığı, gecede gündüzde kalabalığa hitap ettiği, tek başına herkese gittiği, ama kendisine 80 kişiden fazla insan inanmadı. Hatta kesuren nasu ve feşu. Evet. Şimdi ve aşe ba'de tufan 60 sene. Tufandan sonra, Nuh tufanından sonra 60 sene yaşadığı, hatta o yaşadığı tufandan sonra hatta kesuren nasu ve feşu, çoğaldılar ve yeryüzüne dağıldılar. İkinci Adem diye bunun için söyleniyor. Efendim çocuklarından Kabil ona inanmadı. 950 sene uğraştığı halde inanmadılar. İnanmadılar. Allah da onların yavrularını kesti. Kadınlarını kısırlaştırdı. Hizaya gelsinler diye. Ticaretleri hep zarar etti. Nuh aleyhisselam dedi ki imana gelin, istiğfar edin, küfürden tövbe edin, Allah size yağmur verir, çoluk çocuk verir dedi. Ama yine demediler. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne büyük alim, Allah ona rahmet eylesin, ondan razı olsun, Basralı. Konuşurken yüz binler konuşurmuş. Öyle tatlı konuşurmuş ki ne kadar vakit uzadığını şey demezler mi? O kadar güzel konuşurmuş. Talebelere ders okuturken birisi gelmiş, çok meşhur bir hoca, ta çölden. Hoca efendi demiş, bizim demiş memlekette yağmur yağmıyor, ekinden kurudu, aç kalacağız. İstiğfar edin oğlum demiş. Gitmiş herif. Bir başkası gelmiş, gene mollalar orada. Hoca ben demiş, bizim karılar çocuğu olmuyor, kısırlaştı. İstiğfar edin oğlum demiş. O da gitmiş. Bir başka adam da gelmiş, gene mollalar orada. Hoca ben demiş, ya ticarette kazanamıyoruz ya, tersine gidiyor. İstiğfar edin oğlum demiş. Molla fıttırmış. Hocam demiş, sana yakışır mı be? Çocuğu olmuyor, istiğfar edin. Yağmur yağmıyor, istiğfar edin. Ticaret zarar ediyor, istiğfar edin. Sana yakışır mı demiş bu. Niye böyle aldatıyorsun milleti? Gülmüş. Ben olsam gülmezdim ya. O Hasan Basri. Ben başka şekilde davranırdım. Gülmüş, demiş ki evlat, molla. Nuh aleyhisselam uğraştı uğraştı. İmanı gelmediler. Kadınları kısırlaştı. Yağmur yağmadı, ticaretleri zarar etti. Geldiler. O da küfürden tövbe edin, istiğfar edin. Kadınlarınıza Allah ya, işi çocuk verir, yağmur verir, ticaretini bollaştırır demedi mi? Estağfiru rabbeküm. Allah'ınıza, Rabbinize istiğfar edin. Yumditküm. Size medet eder, bol yağmurlar verir. Çoluk çocuk verir. Demedi mi? Dedi. Ben de onu söylüyorum demiş. Biz de size söylüyoruz. Evimde huzur yok. Dükkanımda işler ters gidiyor. Dairemde işler ters gidiyor. Ticaretimde işler ters gidiyor. Kalk aslanım gece. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Asıl ilacı bu. Arkadaş, ilacı bu. Evet. Onu da yapmamışlar ve o da kızmış. Allah sizi
belanızı versin demiş. Allah'ım demiş, aynen burada ayetleri var. Yeryüzünde bir tane kafir bırakma ya Rabbi demiş. Bir tane, 950 sene uğraşmış yahu, 80 kişi. Onun biri de inanmamış hatta. 950 sene, söylemesi kolay. Batır bunları demiş. Peygamberinin sözünü Allah geri çevirir mi? Çevirmez. Ondan sonra bedduası kabul edilmiş. Cebrail gelmiş. Gemi yap demiş. Gemi batıracak Allah. Dediğini yapacak. Tarif etmiş. Gemi yapmışlar. Gemiye inananları almış. Oğlunu çağırmış. Gel demiş. Sen de inan da demiş. Seni de alayım. Batacaksın demiş. Ben inanmayacağım. Dağa sığınırım demiş. Su dağa gelmez ki. Dağın tepesine derken bir dalga gelmiş. Oğlunu götürmüş. Babadır, insandır. Peygamber de olsa insandır. Allah'ım o benim evladım demiş. Ya Rabbi o benim evladım. Gözümün önünde bavuldu ya. Aynen Kur'an'da var. Leyse min ehlik. O senin oğlun filan değil. Bir daha böyle dua etme. İnanmayana öyle şey etme demiş. Evet, iman olmazsa evlatlık filan yok arkadaş. Evet, cehennemin en kötü adamı Azer. Halbuki Allah'ın halili, dostu İbrahim, oğlu peygamber. O bile kurtaramayacak onu. İman olmazsa analık babalık yok. Evlatlık babalık yok. Ona göre şeyimizi düzenleyeceğiz. Evet. Nuh Aleyhisselam dülgermiş. Gemiyi yapmış. Buharlı gemi yapmış. Evet. Cebrail'in tarifi üzere ondan sonra 6 ay suyun üstünde yüzmüş. 10 Muharrem'de Cudi Dağı'nda, aynen Kur'an'da var. Cudi Dağı'nda seller bitmiş. O da Cudi Dağı'na oturmuş. Doğu Bayezid'de İran sınırına giderken sağda Cudi Dağı'nın eteklerinde Nuh Aleyhisselam gemisi oryantalistle bulmuş, fosilleşmiş, taşlaşmış. Seren direği var, kocaman bir gemi. Gidip görebilirsiniz. Ben gittim, gördüm. Araştıranların yazıları da var orada. Orada duruyor. İşte orada sular çekildikten sonra 6 ay gemide kalmışlar. Yiyecekleri acıkmışlar. Bir şeyler yiyelim. Bir şey kalmamış. Kırıntıları toplamışlar. Aşure yemi oradan geliyor. 10 Muharrem'de. 10 Muharrem'de kurtulmuşlar. 10 Muharrem'de aşure yapmışlar. Aşure'ye da buğday katıyorlar, nohut katıyorlar, fasulye katıyorlar. Oradan geliyor. O gün için oruç tutmuşlar. Yahudiler de o gün Firavun'dan kurtulmuş. Onlar da oruç tutmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince görmüş. Niye oruç tutuyorsunuz? Biz bugün Firavun'dan kurtulduk. Ona deyince ben demiş Musa'yı sizden çok severim. Size inat demiş, size benzemeyeceğim. 9'unda başlayacağım oruç tutmaya demiş. Hiçbir konuda başka gavurları taklit edemeyiz. Bu onu gösteriyor. Hiçbir konuda gavurları taklit edemeyiz. Müslümanın kişiliği vardır. Müslüman taklit edilir, taklit etmez. Bak ibadette bile ben demiş 9'unda başlayacağım, size benzemeyeceğim. İlim sahibi olsan da özellik koyacaksın kendin Müslüman olarak. Bunu gösteriyor. Evet, orada bütün insanlar suda boğulmuş, her taraf leş. Kargayı göndermiş. Bak gel bakalım demiş, incemiz bir yer, uygun bir yer. Karga neyi sever? Leşi. Leş görünce onun başına dudanmış, geç gelmiş. Bundan dolayı biz kargayı sevmezdik. Fakat bir Allah dostu bize dedi ki, hoca dedi, en iffetli
hayvan dedi kargadır. Hiç çiftleştiğini kimse göstermez. Var mı gören? Karganın erkeği ile dişinin çiftleştiğini gören var mı? Güvercini görüyorsun, kumruyu görüyorsun. Şunu bunu ama karganın çiftleştiğini hiç kimse görmüyor. Çok iffetli hayvandır dedi. Doğru. Evet. İki, Adem Aleyhisselam oğlundan Kabil Habil'i kıskançlıktan dolayı öldürdü. Sonra pişman oldu, ortada kaldı. Ne yapacağım diye şaşırdı. İki karga geldiler, kavga. Kur'an'da var bu. İki karga geldi, dövüştüler, biri diğerini öldürdü. Ondan sonra toprağı eşeledi karga. Öteki öldürdüğü şeyini gömdü. Ha dedi, ben de kardeşimi ömem diye bize ömmeyi, defnetmeyi, ölülerimizi defnetmeyi karga öğretti bize dedi. Sonra dedi üçüncüsü, çok dedi birlik halinde olurlar. Evet, şimdi gördüğümü söylüyorum. Benim Tekirdağ'da evim var. Bir yazın gidiyoruz, kargalar yuva yapıyor. Biz gidince ne geldin bizim evimize diye hepsi böyle tepemde uçuşuyorlar. Korkuyorum. Neden? Karga yavrulamış boş evlere. Yavru uçmaya alışırken beceremedi, düştü yere. Ben de görüyorum. Çalışıyorum, bir baktım karganın yavrusu düştü. Geldi, kaldıramadı yavrusunu. Sonra uzaktan bir kedi geliyor. Kedi bilmiyor yavrunun orada olduğunu, düştüğünü. Karga yukarı çıktı, bir öttü. Bir anda 200-300 karga birden toplandı. Zavallı kedi bodruma kendini zor attı. Parçalayacaklar kediyi. Birlik ruhu var kargalarda. Dedi, tamam dedim. Bir daha kargayı kötü görmüyorum. Leş yedi diye tepsiler dolu için yaratıkları hep iyilik üzere. Biz iyiliklerini görmeliyiz. Efendim Nuh Aleyhisselam ile ilgili olarak kim yaşlı insanlara hizmet ederse Nuh Aleyhisselam hizmet etmiş gibi ecir alır. Çünkü 1450 sene yaşadı ya, yaşlıların piridir o. Onun takımıdır yani. Yaşlılara hürmet eden kimse Nuh Aleyhisselam hizmet etmiş gibi sevap alır diyor Peygamberimiz. Ayrıca yaşlılara hizmet ederse bir genç adam bir yaşlıya hizmet etti. Allah iki genç halk edermiş, o yaşlandığında ona bakacak. O da hadistir. Şimdi de böyle yapıyoruz değil mi? Otobüse biniyoruz, delikanlı camdan bakıyor dışarıya. Daldırmış güya, çocuklu kadın geliyor, yaşlı geliyor, görmezler numarası yapıyor. Çok yanlış. Böyle müjdeler var görüyorsunuz. Ve bir gün o genç ihtiyarlayacak. O da arabaya binecek, yer vermeyince ne biçim genç bu diye. Sen vermedin vaktiyle. Evet, ihtiyarlara hizmet eden Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş olur. Öyle sevap kazanır. Evet. Evet. Bu hadis-i şerifi de Buhari Müslim şartlarına haiz olduğu için Hakim Müstetekin'de yazmış. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töbü iley. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Mal besmele-i şerife. Sanırım babadana anki ve sekkede diyen kadar. 11'er İhlas-ı Şerif. Mal Besmele-i Şerife. Bismillah. Kul huvallahu Allah'ın 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 Allah'
Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Müstakim sıratallazi en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmaîn efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat rahmetullah aleyhim ecmaîn ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye eden şüheda ve kuzatın ervahına, hayır eserler diken ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahını hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan, fitnelerden, hasetten, fesatten muhafaza eyle. Hayırlı insanlar olmalarını nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımızı şifala lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya İlahe'l Alemin, Ümmet-i Muhammed'in arasına fitne, fesat sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Hilelerini ayaklarına dolaştır. Ya İlahe'l Alemin, bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü kelimesini canı yürekten söyleyerek nefes tüketmeyi, çene kapamayı tüm ümmet-i Muhammed'le beraber bizlere de nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.